Değerli Ecin TV izleyenleri, merhaba. Buzdolabınızın soğutmadığını düşünüyorsanız, buzdolabının kapağını açtığınızda tuhaf kokular duyuyorsanız, dondurucu bölümün kapağını açtığında karlanmalar oluşmuşsa, buzlanmalar oluşmuş, buzdolabının hava kanalları ya da giderinin tıkalı olduğu anlaşılmaktadır. Böyle durumlarda servise gittiğinizde yüksek miktarlarda ücretler alınmakta. Halbuki yaşanan bu problem kendiliğinden çözebileceğiniz onarımı mümkün bir problem olabilir. Şimdi sırasıyla neler yapabileceğimize kısaca bir bakalım. Servis çağırmadan yapabileceğimiz şeyler öncelikle buzdolabınızı öne doğru çekiyorsunuz. Buzdolabının kompresörünün üzerinde bulunan e, su kabını göreceksiniz. Bu kabın içinde eğer hiç su yoksa bilin ki gideriniz tıkanmış demektir. Bu buz kapladığı için e, erittiği eritemiyor. Eritse bile su aşağıya gelemiyor. Haliyle buharlaşma yapamıyor. Orada biriken sular da buzlanmaya neden oluyor. Bu anlattıklarım size oldukça karmaşık geliyor olabilir. Diyeceksiniz ki ben ne yapabilirim? Evet şimdi sıra onda. Öncelikle buzdolabının fişini çekiyoruz. Daha sonra dolabınızın içinde yiyecekleri tamamen boşaltıyoruz. Dolabın içinin temizliğini yaptıktan sonra kapıları açık bir şekilde 48 saat bekletiyoruz. 48 saat olmasının nedeni ise hemen eriyemeyeceği için bu buzlar çünkü büyük buz kütlelerinden bahsediyoruz. Yeterince beklememizde yarar var. Peki bunun eriyip erimediğini nasıl anlayacağız? Buzdolabının kompresörünün üzerindeki su kabına, su haznesine su damlayarak gelecek. Oraya su gelene kadar beklemeniz gerekiyor. Hatta o haznenin tamamen suyla dolduğunu görebilirsiniz. 48 saatin sonunda buzdolabınızın fişini tekrar takın. Normal her zaman çalıştırdığınız ayarlarda çalışmaya devam etsin. Buzdolabınızın normale döndüğünü göreceksiniz. Bu kadar basit bir işlem için bazı servislerin 300-350 lira gibi yüklü miktarlarda ücret aldıklarını biliyorum ve duymaktayım. Bu işlemi yaptıktan sonra yine aynı problemi kısa bir süre sonra tekrar yaşayacak olursanız o zaman servisinize haber vermeniz gerekmekte. Bu problem bazen oluk rezistansının arızalanmasından da kaynaklanıyor olabilir. Ya da evap rezistansının arızalı olmasından kaynaklanabilir. Hatta kartınızın arızalı olmasından da kaynaklanabilir. Ama bunlar sadece bir ihtimal. Ama benim size anlattığım %60 bir ihtimal. Büyük bir olasılıkla da sorununuz çözülmüş olacak. Yaşadığınız problemler ve arızalar hakkında yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Ve titizlikle tüm yapılan yorumlara, sorulan tüm sorulara detaylı bir şekilde cevaplar vermeye çalışıyorum. Siz de yaşadığınız problemleri yorumlara yazarsanız en azından bilgi sahibi olmuş olursunuz. Size yardımcı olmaya çalışırım. Hiç arıza yaşamadığınız bol kazançlı güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.